Babaya B diyelim. Kızına da K diyelim. Baba 36 yaşındaymış. Kızı 14 yaşındaymış. Bize kaç yıl önce babanın yaşı kızının yaşının 3 katıydı diyor. Diyelim ki x yıl önce babanın yaşı kızın yaşının 3 katı olsun. O zaman babanın x yıl önceki yaşı 36 eksi x'tir. Kızının x yıl önceki yaşı 14 eksi x'tir. Babanın yaşı kızının yaşının 3 katı olacağı için 3'ü de buraya yazarız. Buradan 36 eksi x eşittir 42 eksi 3x. 3x'i karşıya atarsak artı 3x diye 3x eksi x'ten 2x eşittir 42 eksi 36'dan 6. Yani x'imiz 3. 3 yıl önce babanın yaşı kızın yaşının 3 katıymış. Şimdi 4 kardeşin yaşları toplamı 32'dir. Ve anneleri var. Anneye A diyelim. 4 kardeşe de 4K diyelim. 4 kardeşin yaşları toplamı 32'ymiş. Annenin bugün kaç yaşında olduğunu soruyor. Yani annenin bugün kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Ona X diyelim. 3 yıl sonra anne X artı 3 yaşında olur. Çocukların yaşları toplamı da 4 kardeş oldukları için 32'ye 4, 3 yıl sonra dediği için 4 çarpı 3'ü toplarız. Yani 32 artı 12'den 44. Çocukların yaşları toplamı 3 yıl sonra 44 olacakmış. Ne diyor bize? Çocukların yaşları toplamı annelerin yaşının yarısı olacakmış. Yani annesinin yaşı çocukların bu yaşları toplamının 2 katı. Annesinin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı. Yani x artı 3 88. X'imiz 85 olarak bulunur. Anne bugün 85 yaşındaymış. Bir dayının yaşı iki yeğeninin yaşları toplamının 3 katından 2 fazladır. Dayının yaşına D diyelim. 2 yeğene de 2Y diyelim. Şimdi bu iki yeğenin yaşları toplamına x diyelim. Neymiş? Dayının yaşı bu x'in yani iki yeğenin yaşları toplamının 3 katından 2 fazlaymış. Yani x'in 3 katı 3x, 2 fazlası artı 2. 3 yıl sonra dayının yaşı kaç olur? 3x artı 5 olur. Yeğenlerin yaşları toplamı da 3 yıl sonra 2 kişi oldukları için 3 çarpı 2'den 6 olur. Evet. Şimdi ne diyor bize? Dayının yaşı yeğenlerin yaşları toplamının 2 katından 2 fazladır. Yani 3x artı 5. Yeğenlerin yaşları toplamı olan x artı 6'nın 2 katının 2 fazlası. Buradan 3x artı 5 eşittir 2x artı 12 artı 2. 2x'i bu tarafa eksi diye atarsak x eşittir 14 eksi 5'ten 9. X'i 9 bulduk. Yani çocukların yaşları toplamı, yani bu yeğenlerin yaşları toplamı 9'muş. Bir küçük yeğen, bir de büyük yeğen yaşları toplamını 9 bulduk. Küçük olanın yaşının en çok kaç olabileceğini soruyor. Şimdi büyük olan 9'u 2'ye böldüğümüzde 4,5. Yani büyük olana 5 dersem, küçük olana 4 dersem
Bu küçük olanın yaşının en fazla 4 olabileceğini bulurum. Birbirine en yakın olacak şekilde seçmemiz gerekiyor sayıları. Bu yüzden 9'u 2'ye böldüm. 4,5. Birine 4, birine 5 verdim. Toplamları 9 oldu. En küçüğün yaşı yani en çok 4 olabilir. Ahmet ve Berkay'ın 5 yıl sonraki yaşları toplamı 29 oluyor. Berkay ve Can'ın bugünkü yaşları aynı olduğuna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Ali A, Berkay B, Can da C olsun. Bize Berkay ve Can'ın bugünkü yaşları aynı demiş. Yani ben Ahmet'e X dersem Berkay'a Y, Can'a da Y diyeceğim. Çünkü bunların yaşları aynıymış. Ne diyor? Bunların bugünkü yaşları toplamı 26'dır. Yani X artı 2Y 26'ymış. Bugünkü yaşlarını topladık. Sonra Ahmet ve Berkay 5 yıl sonraki yaşları 29 oluyormuş. Ahmet'in yaşı X'ti. Berkay'ın yaşı Y'ydi. 5 yıl sonra ikisi de 5'er yaş yaşlanacağından 2 çarpı 5'ten 10 yaş yaşlanırlar. Ve toplamını 29 olarak vermiş. Yani buradan X artı Y 19 olarak bulunur. Şimdi ben X artı 2'ye 26 buldum ve X artı Y'yi 19 buldum. Yani buradan X artı Y artı Y 26. Ve ben X artı Y'nin 19 olduğunu biliyorum. Yani 19 artı Y 26 oldu. Yani buradan Y 7 çıkar. Y 7 ise X artı Y 19'du. O zaman X de 12'dir. Bize Ali'nin bugünkü yaşını sormuş. Yani X'i sormuş. O zaman X'imiz 12. Ali'nin yaşı iki arkadaşının yaşları toplamından 19 fazladır. Ne var yani? Ali var, A diyelim. İki arkadaşı var. İki arkadaş diyelim. Şimdi iki arkadaşın yaşları toplamı X olsun. Ali'nin yaşı da bundan 19 fazlaymış. Yani X artı 19. 5 yıl önce Ali'nin yaşı X artı 19'dan 5'i çıkaracağız. Yani X artı 14. İki arkadaşın yaşları 5 yıl önce kaçtı? 5 yıl önce 2 kişi oldukları için 5, 5, 10. Yani 2 kere 5'ten 10 çıkaracağım bundan da. Önce dediği için daha küçüklerde çıkardık. Ne diyor? Ali'nin yaşı x artı 14. Bu iki arkadaşın yaşları toplamının 4 katıymış. Yani x eksi 10'un 4 katıymış. Buradan x artı 14 eşittir 4x eksi 40. X'i bu tarafa atarsak 3x eksi 40'ı artı 40 diye atarsam 54. X de buradan 18 olarak çıkar. Bana neyi soruyor? Bugün büyük arkadaş en az kaç yaşındadır? Şimdi bu küçük arkadaş artı büyük arkadaşın yaşları toplamına x demiştim. Bunu 18 olarak buldum. Şimdi 18'i 2'ye bölersek 9. Ya bunlar yaşıt olsaydı 9 9 olurdu. O yüzden büyük kardeşe 1 ekleyip 10 yapayım. Küçük kardeşe 8 diyeyim. En yakın bu değerleri alırlar. O yüzden küçük kardeş en az 8 yaşındadır. Ercan ile Tayfun'un bugünkü yaşları toplamı 54'tür. Şimdi ben Ercan'a E, Tayfun'a T diyeyim. Bugünkü yaşları 54'müş. Ercan'ın yaşı X olsun. O zaman Tayfun'un yaşı 54 eksi X olur. Ercan, Tayfun'un bugünkü yaşındayken, yani Ercan 54 eksi X yaşındayken, Tayfun 18 yaşındaymış. Ercan bugün kaç yaşındadır diyor. Yaşları farkından bulacağız. Şimdi x eksi 54 eksi x eşit olacak
54 eksi x eksi 18'e. Buradan x eksi 54 artı x eşittir 54 eksi x eksi 18. Burada x artı x'ten 2x var. Eksi x'i de artı x diye atarsak 3x. Eksi 54'ü de karşı artı 54 diye atacağız. Yani 54 artı 54 eksi 18. Yani aslında ben 108'den 18'i çıkaracağım. 108'den 18 çıkarsa da 90 kalır. Yani 3x 90. X 30. Bana Ercan'ın yaşını soruyordu. Yani x'i soruyor. X'imiz 30 olarak bulundu. Hasan ile amcasının bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3'tür. Hasan'a H diyelim. Amcasına da A diyelim. Oran 1 bölü 3 ise Hasan'a x, amcasına da 3x demeliyim. 5 yıl sonra bu oran 3 bölü 7 olacakmış. 5 yıl sonra Hasan x artı 5 yaşında olur. Amcası da 3x artı 5 yaşında olur. Oranı da 3 bölü 7 olarak vermiş. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 7x artı 35 eşittir 9x artı 15. 7x'i karşıya atarsam eksi 7x diye 9x'ten 7x çıktı 2x eşittir. 15'i de karşıya eksi 15 diye atarsam 20. X'in buradan 10 olur. Bana Hasan ile amcasının bugünkü yaşları toplamını soruyor. Yani Hasan 10 yaşındaymış. Amcası 3x'ten 3 kere 10'dan 30 yaşındaymış. Yaşları toplamı ise 40 olur. Şimdi Hakan ile Mehmet'in 5 yıl sonraki yaşları toplamına 63 demiş. 5 yıl sonraki yaşları toplamı. Şimdi Hakan'ın yaşı var. Mehmet'in yaşı var. Ne diyor? Devamında Hakan Mehmet'ten 9 yaş büyük olduğuna göre. Yani Mehmet x yaşındaysa Hakan x artı 9 yaşındadır. 5 yıl sonra Hakan x artı 14 yaşında olurken Mehmet x artı 5 yaşında olur. Ne diyor bana? 5 yıl sonraki yaşları toplamı 63'müş. Yani bu 5 yıl sonra, bu bugündü, bu 5 yıl sonra, 5 yıl sonra yaşları toplamı 2x artı 19 olur. X artı 14 ile x artı 5 topladık. Buna 63 demiş. Buradan 2x eşittir. 63'ten 19'u çıkarmam gerekiyor. 63 eksi 19, 44. Buradan x 22. Bana Mehmet'in bugünkü yaşını sormuş. Yani x'i soruyor. 22. 22.